Nereden geldi İdlib bu mi? terörist kadın? İdlib mi? Bu bölgelerin farkı nedir? Önemi nedir? Ve neden bu kadar çelişkili açıklamalar yapılmaktadır? Şimdi tabii. Bir de hemen bir ekleme daha yapayım. Son dönemde hatırlayacaksın. Orada bir takım olaylar da yaşanmıştı. Bu belirtiler geliyordu. Şimdi tabii soruyu soran Sedef arkadaşımız tehlikeli. Sorulan ben zaten alim de tehlikeliyim. Şimdi iki tehlikeliden çıkacak herhangi bir yorum doğal olarak sana yansıyacak programın sunucusu olarak. Ben dengeleyeceğim anlaşılan. Evet, şimdi dolayısıyla zaten sen zaten bugün bütün sosyal medyada vardın. Herkes işte Süleyman Soylu ile olan tartışmanı, iki yıl önceki tartışmanı i̇ki nereden buldularsa olaydı, evet. Bugün müthiş bir şekilde. Nasuh Bektaş gazeteci arkadaşımız o paylaşmış. Yani herkes paylaştı. Sonra ben de paylaştım daha çok insan izlesin diye. Ya ben de şüphelendim lan dedim bu Namık yine Süleyman Soylu ile kavga etmiş bizim haberimiz yok. Önce öyle çünkü yansıtılıyor. Ben soru sormaya hazırım. Evet, Süleyman yani. Soylu'ya soru sormaya yine hazırım. O abi sizin eğer o sizin şanslarınızdaki bir sorun Soylu. Şimdi gelelim esas konuya. Şimdi bütün bu yayınlanan videolarda kameraların işte bu terörist kadınla ilgili işte bir sürü şey. Her gün bir karşımıza bir video çıkıyor. İşte şuradan geldi şuraya gitti. Elinde gül var. Elinde işte oradan evet. Şeye gidiyor. Ruj alıyor. İşte bir sürü hikaye var. Evet, evet. Garip garip hikayeler. Yani tişörtündeki New York yazısına kadar. Şimdi bütün bu evet. Ve buna benzer. Bütün konularda her zaman iki yöntem vardır. Bir, hedef kitleyle ilgili olarak yani kamuoyunu şaşırtmak ya da kendi algılarına doğru harmanlamak dedikleri hikaye vardır propagandada. İkincisi hedef kitle, diğer hedef kitle karşı taraf yani PKK, PYD, YPG kimse. Ona mesaj veriyorsun doğru mudur değil midir onu bilemeyiz ki çünkü sonuçta devletin kurumları neyi nasıl yapıyor biz bilemeyiz. Niye böyle yapıyor bilemeyiz. Ben onlara girmeyeceğim ama iki tane şey anlatacağım. Birincisi hani o resmi açıklamalardan söylüyorum. Kobani'den ben sana fotoğrafını attım Suriye'nin haritasını şimdi attım yani WhatsApp'tan. Onu şeye göndereyim oradan ben. Oradan göstersinler. Şimdi Kobani'den çıkıyor. Orada eğitim aldığı söyleniyor. Gidiyor Azaz üzerinden. Membiç üzerinden Azaz'a geliyor. Azaz'dan da Afrin'e geliyor. Afrin'den de Türkiye'ye giriyor. Kobani kimin denetiminde? Kobani şu anda PKK, PYD, YPG içi. İçi. Dışı, kuzeyi Türk devleti, Türk askeri, Türk polisi, güneyi Ruslarla Suriye ordusu. Münbiç yine PYD, YPG, PKK, dışı Suriye ordusu ve Ruslar. Amerika nerede? Amerika Kobani'nin doğu taraflarında. Tamam. Gördün mü haritayı? Şunun olduğu yer neresi? Gelen harita Hasan sana yolladım. Esas Özgür tamam. Suriye ordusunun hakim olduğu, Türkiye'nin desteklediği. O haritadan şey yaparsak. Bir şey soracağım. Tabii. Geldi mi? Yani Kobani Münbiç neresiyse geldiği yerde Rusya'da Amerikan taraf ikisi birden mi var? Ruslar ve Amerika. Var zaten. Türkiye'de Türk de var. Herkes var Türk yani orada. Amerika'da var, evet, Rusya'da Amerika'da var, Türk de var. Türkler de var Suriye ordusunda. Bu önemli çünkü. Ruslarla Türkler devriye geziyor sürekli o bölgede. Evet. Sürekli. Evet. Anlaşma öyle çünkü. Yani, Amerikalılar? Amerika'da biraz doğuda. Evet. Ama Türklerle Ruslar devriye geziyor. Hem helikopter hem kara devriyesi. Tamam oralardan sızıp i̇şte geliyor yani bu. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Yani nasıl çıkıyor Kobani'den? Hı. Geliyor Membiç'e. Kızın ifadesi öyle. İşte sevgilim vardı, şu vardı, bu vardı. Oradan çıkıyor, Azaz'a geliyor. Oradan da Afrin'e geliyor. Şimdi bütün bu bölgenin tümünde yaklaşık olarak 500 kilometre. 300 kilometresinde Türk ordusu var. Suriye Milli Ordusu var. Yani Ankara'da kurulan Suriye Milli Ordusu var. 70-80 bin kişi. Onun dışında Afrin'de hani Afrin'den geçiyor ya. Vola verelim arkadaşlar fotoğrafı. Şey, haritayı. Tamam şimdi Afrin'de Nusra var. Hatırla biz geçen ay Nusra'nın Afrin'i nasıl ele geçirdiğini ve Türk ordusunu Afrin'den nasıl kovduğunu anlatmıştık. Kimse de bunu yazıp çizmedi. Peki 2018 Nisan'ında Ocak'tan Nisan'a kadar yanlış hatırlamıyorsam 54 şehit vardı orada. 54 şehit Afrin'de neden verildi abi? İşte harita bu.
Evet. Şimdi bakın, o Fırat Nehri'nin Suriye'ye girdiği yer Membiç yazıyor zaten, dikkat ederseniz. Fırat'ın doğusu zaten Kobani. Evet. Fırat'ın, Membiç'in karşısı Kobani. Şimdi Membiç'ten geliyor. Bakın Afrin nerede? En doğuda, dikkat edin, evet, en doğuda. Evet. Oraya kadar gidiyor ve o yeşil bölgenin tümü Türk ordusu. Gördüğünüz bütün yeşil bölge hepsi Türk ordusu. Nusra ile birlikte ve Suriye Milli Ordusu ile birlikte en az, bu bölgenin tüm için söylüyorum, en az 100 bin militan var. Ajanları söylemiyorum. Yani Türkiye hesabına çalışan, evet, MİT, istihbarat ve o yerel ajanları da söylemiyorum. Şimdi bütün bu insanların arasından nasıl geçti de girdi de Afrin'den, o sınırdan, Türkiye sınırından kim bunu nasıl soktu? Sadece o mu geçti? Sadece o mu geçiyor? Konumuz bu şimdi. Ha, konu bu. Tamam. Kaçak geçmiş zaten. Hı. Nasıl geçer ya? Öyle kaçak yani, olduğunu kaçak itiraf etmiş geçer? Zaten söylemiş. Nasıl geçer? Oradan kuş bile uçmaz. Bırakın kaçağı. Kuş bile uçmaz orada. Türk ordusu bütün uydularla, İHA'larla, SİHA'larla, jandarmalarla, kulelerle. Burada beton örüldü biliyorsun orada 3 evet, metre yüksekliğinde. Evet. Elektrik teller var. Evet. Gözetimler var. İHA'lar, SİHA'lar 24 saat uçuyor. Nasıl geçersin? Yani mümkünsüz bir olay. Mümkünsüzü. Bu sorunun yanıtı eğer net verilmediği sürece yapılan bütün tartışmalar bu konuyla boş. Bana göre boş. Yani siz hem Afrin'den hem Münbiç'ten hem İdlib'den normalde geçemez mi diyorsunuz? Buyurun siz geçin. Evet, yani orada Türk ordusu, evet, Suriye Milli Ordusu, Nusra, kontrol ettiği için. Evet. Artı ajanlar. Binlerce. Ama şimdi izleyicilerin şöyle kafası karışabilir. Onu netlik kazandırmak açısından söylüyorum. Şimdi kaçak çok giriş var ya, Afganlar, Suriyeliler kaçak çok. Ama burası farklı. Afganlar onu netleştirelim. Tarafta? Yani buranın farkı ne? Bu sınırın farkı ya, o ne? O zaman 3 metre aşağı yukarı 455, 600 metre, 600 kilometre duvar niye yapıldı? 600 evet. Kilometre, 630 evet. Kilometre duvar var. Bu haritayı bir daha gösterebilir miyiz? Nereden nereye o 600? Fırat bakın, Fırat giriyor ya. Mavi civar. Evet. Oradan ta o yeşil bölge var ya, bakın komple yeşil bölge. Evet. O hepsi Suriye, Türk bu, devletinin kontrolü. Bu Nusaybin'in o Cizre'ye kadar denilen yer. Nusaybin'den başlıyor değil mi? Orası da Türkiye. Bir dakika. Tabii. Oradan başlıyor, kilise kadar mı gidiyor? Evet. Ta şeye kadar, aşağıya kadar. Evet. O yeşil bölgenin tümü İdlib orası. Sonuna kadar. Evet. Orada 600 kilometre, 630 kilometre, 3,5 metre yüksekliğinde duvar var. 300 metrede de kule var, tel örgüler var, İHA var, SİHA var, ajanlar var, Türk ordusu var, IŞİD var, Nusra var, Ahmet var, Mehmet var, kimse, herkes var. Buyurun siz geçelim, buyurun gidelim geçelim, evet, bakalım nasıl geçeceksin. Evet, deneyelim. Değil mi? Ben bir tek bakın, bu sorunun yanıtı verilmedi sürece. Hatta öyle bir geçmiş ki bu kadın iddialara göre, yani 4 ay önce geçmiş... Ama öte yandan da Esenler'de bir yıldır yaşıyor. Evet. Öyle bir kadın yani. Onu söylüyorum zaten. Bu terörist kadın tırnak içinde Esenler'de bir yıldır yaşıyor. Yani bu sınırı geçmeyi başarmış, yetmemiş. Bir yıldır Esenler'de yaşıyor. Hani bu sene fizik ödülünü kazandı ya, Nobel Fizik Ödülünü 3 bilim insanı paralel evreni ispat ettiler. Evet. Aynı anda iki yerde olabilirsin. Onun gibi bir şey değil mi? Yani bir senedir hem Esenler'de var hem de sınırı geçmiş 4 ay önce.